Yetenekleriyle, başarılarıyla ve güzellikleriyle adından söz ettiğimiz ünlülerimiz bu programda jüri üyelerimiz olarak karşımızda. Ve alkışlarınızla o değerli jüri üyelerimizi takdim etmek istiyorum size. Alper Kuh! Belçin Bilgin! Can Bonomo! Gülben Ergen! Reha Özcan! Ve bu haftanın değerli konuğu Hazal Kaya! Nasılsın Hazal? İyi şekerim, sen nasılsın? Şahane görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim, gayet iyiyim. Enerjik bir şekilde başladık programa. Hepinizi sevgilerle öpüyorum. Hepiniz harika görünüyorsunuz. Ben de öyle Pelin. Teşekkür ederim. O zaman değerli yarışmacılarımı çağıracağım şimdi. Biraz önce kuliste tanıştığım ve kesinlikle kandırılamayacaklarını düşündüğüm birbirinden iddialı iki yarışmacımı çağırıyorum. Alkışlarınızla ilk kül yutmaz yarışmacım Seren Sadıç. Ve hemen ikinci kül yutmaz yarışmacımı takdim etmek istiyorum size. İlkay Sarpay. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyi görünüyorsunuz. Saçlarınıza bayıldım. Ay, çok teşekkürler, siz de öyle. Evet, biraz tanıyalım o zaman sizi. Önce Seren'den başlayalım. Ben 30 yaşındayım. Kadıköy'de oturuyorum, mimarım. Şimdi henüz yüksek lisansımı bitirdim. Birazcık böyle Covid döneminde de evde olmanın tadını çıkarıyorum. Freelance olarak çalışıyorum. Bu kadar. Çok güzel. Peki sen İlkay, neler yapıyorsun? Ben de 32 yaşındayım. Hala bitirmediğim bir konservatuar var. Onun dışında elimden çoğu iş geliyor. Teknik olarak şu an işsizim ama yani şeyde etkinlik işleriyle uğraşıyordum. Covid biraz sakinleşince. Öyle müzikle uğraşıyorum. Bir rock grubum var. Öyle takılıyorum. Öyle mi? Bir yerlerde çalıyor musun? Şu an çalamıyorum. Yani ama şey oluyor. Evet, çalıyorduk. Yani dün gibi hatırlıyorum. Peki. Yarışmamız 3 turdan oluşuyor. Bu 3 turda en yüksek puanı alan yarışmacımız tam 300 kitaba sahip oluyor. Yani koca bir kütüphaneye. Bence ödülümüz çok güzel, çok orijinal ve çok değerli, çok kıymetli. Kitap okumayı seviyor musunuz? Evet, kesinlikle. Yani ben cahil bir insanım ama bu kitaplara ihtiyacım var. Bu kitapları aldıktan sonra sanırım daha değişik biri olacağım. Bu yüzlerden korktuğunuz birileri var mı? Yok, çok tatlı korktuğum gözüküyorlar. Korktuğum değil de daha çok böyle çok ait hissettiğim ve güvendiğim insanlar var. Evet, bunlar var. O zaman çok geçmeden Uzak Ara Eğlence'nin ilk turu başlasın. Karşımızda birbirinden değerli jüri üyelerimiz var. Bir merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İlkay. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Selamlar. Hiç kül yutmayacak mısınız gibi tipleriniz var gerçekten. O zaman karşınızda görmüş olduğunuz üzere 6 harften oluşan bir kelimemiz var. Sizin yapmanız gereken bu kelimenin ne olduğunu bulmak. Bu kadar kolay. Ama tabii bunu nasıl yapacaksınız? Şöyle ki, sıranız geldiğinde sizin seçeceğiniz bir ünlüye ben sorusunu yönelteceğim. Onun verdiği cevaba inanıp inanmamak tamamen size kalmış. Sizi kandırıyor olabilir ya da verdiği bilgiler doğru olabilir. Eğer doğru tahmin ederseniz bizden tam 20 puan kazanacaksınız ve jüri üyemizin sakladığı harf çıkacak. Eğer yanlış tahmin ederseniz puan alamayacaksınız ve seçtiğiniz jüri üyesinin harfi açılmayacak. Ona tekrardan soru sorabilirsiniz. Harfler çıkmaya başladıkça kafanıza bir şeyler belirebilir ve erken tahmin hakkınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Yalnız dikkat, eğer yanlış tahmin ederseniz 50 puan kaybedeceksiniz ama doğru tahmin ederseniz 100 puan kazanacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman gözünüzün içine baka baka yalan söylenen birinci etabımız başlasın! Evet, Serenciğim. Evet. Kimi seçmek istiyorsun? Hemen Hazal Kaya'yı seçmek istiyorum. Hazal'ı seçiyorsun. Merhaba.
Siz biraz sohbet edin, ben Hazal'ın sorusunu açıyorum. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Fikret Ali nasıl? Sanki böyle tanışıyormuş gibi. Fikret Ali de iyi, uyuyor şu an. Evet, evet, herkes tanıyor artık onu, doğru. Herkesin çocuğu gibi oldu. Hazal'cığım, öncelikle sormak istiyorum, annelik nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi. Benim tahmin ettiğimden daha kolay. Senin yanında söylenmesi doğru bir şey değil bu tabii, sen ikiz annesi olduğun için ama. Evet. Beklediğimden daha eğlenceli ve kolay geçiyor benim sürecim. İyiyiz yani. O zaman hazırsan, çok güzel görünüyorsun bu arada ve sorunu soruyorum. Günah keçisi ne demektir? Günah keçisi ne demektir? Bu böyle çok eski asırlardan gelen bir ifade. Eski kavimlerden birinde... İnsanlar günahlarını simgesel olarak bir keçiye yüklüyorlar. O keçiyi de kurayla seçiyorlar. Ondan sonra o keçiyi bir uçurumdan aşağı atıyorlar günahlarından arınmaları için. Öyle inanıyorlar. Artık tabii bugün böyle bir uygulama yok ama işte mecazi anlamda kullanıyor Serla. Uçurumdan keçi atmak nedir Azal Hanım? Ben uyguluyorum hala. Ya siz yalan söyleyemez misiniz gibi? Neden olmasın ya? Ben doğru demek istiyorum ya. Çok Allah Allah. Komik olabilir ama Hazal Hanım yalan söylemezmiş gibi geldi bana. Çok tatlısın. Denemek istiyorum, doğru diyorum. Doğru diyorsun. Evet. Hazal Kaya'nın söylediğine katılarak doğru mu yapıyorsun? Bence de doğru. Evet. Hayretler içerisindeyiz. Teşekkür ederim. İnanılır gibi değil. 20 puan kazandı. İnanılır gibi değil Alper. Bir şey söyleyeceğim. Rehab niye öyle manidar güldün Hazal Hanım yalan söylemeze? Bir şey mi demek istiyorsun? Hazal'cığım şey gibi ya, bu hani teknolojinin gelişimiyle hani bilgi kirliliği oluşuyor ya. Son gördüğümüz genellikle doğru olmayabilir. Yani sen oradan yürüdün gibi geldi ben bana. Ben ilgisi yok yani onu şey yapıyor, anladım. Olmadı. Bir daha denersiz, o olsun neyse. Yazıklar olsun. Rehab'cığım bir güven sorunu mu var? İki sezon birlikte baba kızı oynadınız. Biz 10 senedir baba kızı oynuyoruz. Yok yok, güvensizliğim olmaz. Kadrolu baba kız. Yani oyunculuk da bir nevi yalan atma sanatı olabilir ya bazen. Belki o yüzden demiştir Reha diye ben şey yaptım. Neyse, Reha bile biz sonra hesaplaşacağız burada. Güzel. Yayında olacak şey. O zaman Hazal Kaya'nın harfi çıksın. İyi. Güzel. Yalnız harfler sıralı gelmeyecek. Yani bu kelime İ ile başlamıyor olabilir. Tamam. Evet. İlkay. Evet. İlkay. Kimi seçmek istiyorsun? Ben Gülben Ergen'i seçmek istiyorum. Merhaba İlkay. Merhaba Gülben Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Sorumuz gelsin bakalım sevgili Pelin. Nikahtan sonra gelinler niye damatların ayaklarına basarlar? Çok güzel. Nikahlı soruyu bilerek mi bana sakladınız? Başım kız olduğum konulardan biri diye. Evet, nikahtan sonra gelinler niye damatlarının ayaklarına basar? Acaba ben basmış mıydım? İnan hiç hatırlamıyorum. Şimdi bu antik Roma'dan ama bana gelen... Ama Gülben. Yani bas demişim, basmamışım, basmakla basmamakla bir alakası yoktur da gelebilir bu konu. Bassan da basmasan da netice Hatice. İlkay'cığım kafanı karıştırmayayım. Sana bilgiyi anlatıyorum. Bu ayağına basma hikayesi antik Roma'dan gelen bir hikaye. Bildiğin gibi eski dönemlerde bugünkü gibi arabalar, trenler, tekneler, uçaklar falan yok. Her yere yayan gidiyorsun ve giydiğin ayakkabı da çok önemli. Kötü bir ayakkabı giyersen ayakların parçalanır. Yani eski dönemlerde kaliteli bir ayakkabının olması demek senin özgürlüğün demek. Gelin de öyle bir davranıyor ki ayakkabısı yıpransın diye, yuvası yıpranmasın diye damadın ayağına basıyor. Burada amaç özgürlük ve güç. Kadın yuvasını korumaya çalışıyor yani. Benden bu kadar. Peki, teşekkür ederim.